Önce balıklarımı biraz baharatlandıracağım. Tamamdır. Bunlar burada beni beklesinler. Diğer malzememiz kuşkonmaz. Peki bunu nasıl ayıklayacağız? Bu bize kendisi söylüyor zaten. İşte böyle. Şimdi bir tane fırın tepsimize ihtiyacımız var. Hemen buradan aldık. İki parça da yağlı kağıdımız. Şimdi alt tarafa hem bu taraflardan koyalım hem de buradan. Dediğim gibi bunun her yeri çok körpe ve çok güzelmiş. Kuşkonmazımı yerleştiriyorum. Yanıma zeytinyağımı, tuzumu, karabiberimi yine aldım. Şöyle koyalım. Üzerine somon balığımı, hatta bence balıklarım da yeterince büyük. Şöyle biraz daha koyabilirim. Tamamdır. Güzelce somonumu koyuyorum. Aralara arpacık soğanı. Üzerine birkaç diş sarımsak. Bir tane de defne yaprağı. Balığın içindeki bütün yağ aşağıdaki sebzelere akacak ve onu lezzetlendirecek. Ben sadece şöyle soğanların da üzerine biraz karabiber gelsin istiyorum. Hani belki kenarda kıyıda kaldıkları için olmayabilir. Çok fazla değil. Şöyle üzerine biraz lezzetini artırmak için zeytinyağı koyacağım. Ve benim en çok sevdiğim tereyağı. Hemen küçük bir bıçak alalım. Şöyle iki lezzet birbirine karışsın. Yine çok fazla değil. Şimdi bunu güzelce kaplıyoruz. Önce köşelerini bükeceğim. O zaman açılmaları da zor olacak. Şu şekilde dolayarak dönüyorum. İşte bu kadar. Yemeğimiz çoktan hazır bile. Hemen bunu fırın tepsime koyuyorum. Şimdi tek yapmamız gereken onu fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişirmek. O zaman hemen onu fırına gönderelim. Fırından nefis kokular geliyorsa yemek pişmiş demektir. O zaman hemen tepsimizi alalım. Çok ama çok sıcak. Önce bir tanesini şu şekilde alacağım. Şimdi öncelikle balığımı kenara alacağım. Şu pişen kuşkonmazları bir yandan yana yana, bir yandan gördüğünüz gibi demiştim size sert kısımları çok güzel diye. Balığın üzerine gezdireceğim.